Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çanta süsleri hazırladım. Bunları ister kıyafetlerinize, ister kutlarınıza, ister çantalarınıza broş olarak takıp renksiz bir alanı çok güzel renklendirebilirsiniz. Ve şu an hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan sosyal ağlardan yaptım. Sosyal ağların renklerine göre keçelerimi hazırladım. Ve 6'ya 6 kestim. Ve kenarlarını iPhone'daki gösterimi gibi yuvarladım. Sizler için pratik olsun diye evdeki kullandığımız peçeteleri içine yerleştirdim. Tabii boyutunu ayarlayarak. Siz daha fazla peçete koyup veya keçe parçalarından içlerine yerleştirerek daha puf bir hal yapabilirsiniz. Emin olun, daha puf olduğu zaman görüntü daha güzel oluyor. Ve dikiş işlemine geçiyorum. Burada videoyu bir tık yavaşlattım ki bu dikiş işlemini iyice gözlemleyin diye. Beni sürekli takip eden abonelerim benim dikişi ne kadar çok sevdiğimi biliyordu. Çünkü yaptığım ürünü kullanmak istiyorum. Sağlam olmasını istiyorum. Tabii siz yapıştırabilirsiniz. Benim görüşüm dikiş yapıştırmadan daha iyi ama yapıştırma da pratik bir yöntem. Sosyal ağlarımın renklerine göre keçelerimi hazırlıyorum, içlerine peçeteleri dolduruyorum. Ve Instagram sosyal ağının sembolüyle başlıyoruz. Biliyorsunuz şu an Instagram'ın sembolünde mor, pembe ve sarı renkleri var. Ve bunları rastgele kesip yalnız anahtar kilit ilişkisi oluşturacak şekilde kesip yapıştırıyorum. Taşan kısımları makas yardımıyla kesiyorum ve düzgün görünmesini sağlıyorum. Şimdi Instagram sosyal ağının sembolünün içindeki beyaz detaylarına geçtik. Bunun için beyaz keçe kullanıyoruz. Instagram sembolümüz gibi içindeki çerçeveyi de oval şekilde kesiyoruz. Kenarlarını ovalleştiriyoruz. Ve çerçevemiz hazır. İçinde kalan parçayla da yuvarlak oluşturup yine içini kesiyoruz. Ve bu sefer beyaz bir halka oluşturuyoruz. Küçük bir beyaz nokta kesiyoruz. Ve bunu da sağ araya kalacak şekilde orta yere yapıştırıyoruz. Şimdi YouTube'un sembolüne geçelim. Bu sembol kolay olduğu için ben önceden hazırladım ve yapıştırdım. Şimdi gelelim Facebook sembolüne. Facebook'un sembolüne göre bu F harfi nerede yer alıyorsa o boyuta göre bir beyaz keçe kesiyorum. Ve mavi süngerli keçemin üstüne koyup F harfini telefonuma bakarak çiziyorum. Düzgünce kesip yapıştırıyorum ve işlem tamam. Şimdi sırada WhatsApp'ın sembolü var. Herhalde şu an en çok WhatsApp'ı kullanıyoruz diye düşünüyorum. Tüm iletişim ağımız WhatsApp'ta. Bir yuvarlak kesiyoruz. O ölçüyü siz kendi hazırladığınız keçeye göre ayarlayın. Yalnız o yuvarlağı tam kesmeden önce bir üçgen çıkartın. Çünkü WhatsApp'ın içinde bir konuşma balonu şeklinde bir sembol var. Ve onun içinde bir telefon sembolü var. Hiç zorlanmayacaksınız, emin olun. Semboller çok basit. Umarım siz de yaparsınız. Eğer yaparsanız Instagram hesabında benimle paylaşmayı unutmayın. WhatsApp'ta kullandığımız sembolleri de yapıştırdıktan sonra WhatsApp sembolümüz tamamdır. Şimdi sırada Snapchat var. Ben bu şablonu bilgisayarın üzerine kağıdı tuttum ve o şekilde bilgisayarın üstünde çizdim, kestim. Bir şablon çıkarttım ve burada dikkat edin. Snapchat'te bu hayaletin kenarlarında siyah var. O yüzden bir siyah, bir de beyaz keçeden
bu aynı sembolü çıkartın ve yapıştırın. Bunu da bilgisayardan kopya aldığınız için gayet pratik ve kolay oluyor. Şimdi gelelim broş özelliği göstermesi için takacağımız aparata. Filteke kullanıyoruz. Hiç zor bir aparat değil. Her bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Yalnız kullandığımız keçenin renginde bir parça daha keçe kesiyoruz. Ve filtekenin o takmadığımız sabit kalan kısmı araya alıp yapıştırıyoruz. Bu kadar. Hoşunuza gitmiştir çünkü ben çok beğendim. Lütfen duygularınızı ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videom bu sırtıma taktığım çantayla ilgili olacak. Çünkü bir etekten çanta ve cüzdan çıkardım. Ve bu videoyu izlemek için ve kaçırmamak için abone ol tuşunun yanındaki zile basıp videolarımdan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.